kardeşimize selam olsun. Evet, her şey bir adım ötededir. Yol iki adım, biri fena, biri beka, biri kul tarafından, biri de Allah'tan. Yeter ki Rabbimize boynumuzu bükelim, yeter ki senin emrettiğin, sevdiğin gibi olsun, öyle olsun, öyle yapmak istiyorum diyelim, diyebilelim. Allah insanları üçe ayırıyordu. Kitabını sağından alanlar, solundan alanlar, bir de öndekiler dedi. Evet, öndekiler, mukarrebun, hayırda yarışanlar. Dertimizin bu olması gerekir. Ben nasıl mukarrebun, Allah'a yakın olurum? Mukarrebun, hayırda yarışanlardır buyurdu Allah ayet-i kerimede. Bunun için kula düşen önce aklını kullanmaktır. Eğer akıl yoksa zaten sorumlu değildir. Allah aklı vermiş ki onu hayırda kullansın. Mal verir, hayırda kullansın diye. Mevki makam verir, hayırda kullansın diye. Güç kuvvet verir, hayırda kullansın diye. Göz vermiştir, hayırda kullansın. Kulak vermiştir, hayırda kullansın. Dil vermiştir, hayırda kullansın. Bununla beraber her ne vermişse hayırda onu kullansın diye vermiştir. Hayırda kullanırken her hayırda kullandığında aslında yarışıyor. Aslında Rabbine firar ediyor. Rabbine koşuyor. İnsanda bir hayal gücü vardır. Hayal, hafızada hayal bölümü vardır. Hayal kurma. Hayal demek aslında eğer o hayır bir hayal ise o tefekkür olur. Tefekkür. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır dedi. Yani aklımızı kullanmamız gerekir. Onun için tefekkür etmemiz gerekir. Benim için hayır nedir? Şer nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Hayırda nasıl yarışabilirim? Nasıl hayır konuşabilirim? Nasıl hayrı yapabilirim? Nasıl gözümü hayırda, gönlümü hayırda kullanabilirim, dilimi hayırda kullanabilirim diye düşünüp tefekkür etmesi gerekir. Kendisine hayrı bulmaya çalışması gerekir. Kendi gönlünde bir hayır yolu, her gönülden Allah'a bir yol gider. Bu yol gönül yoludur ve bu yol düşününce, tefekkür edince, anlamaya çalışınca, Rabbini anlamaya çalışınca, muradını anlamaya çalışınca, eğer Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız dediyse, bu durumda ben nasıl güzel yaparım? Rabbim bana nasıl kurum güzel yaptın der, kurum doğru yaptın, yaptığından razı oldum, yaptığını sevdim der. Derdimizin bu olması lazım. Nasıl ki biri birini sevince sevdiğinin kendisinden razı olmasını ister. Onun sevgisini kazanmak için onun sevdiği gibi yapar. Eğer böyle yapmıyorsa nedir? Sevgi de yalancıdır, yalan söylüyor. Kendini seviyor, nefsini seviyor. Yani sevdiğini hizmetçisi gibi seviyor. Benim gibi yapınca seni seviyorum. Benim gibi yapmayınca, istediğim gibi yapmayınca kızıyorum, küsüyorum, darılıyorum, isyan ediyorum, itiraz ediyorum. Ne demek bu? Sen benim kölemsin demektir, sen benim hizmetçimsin demektir. Yanlış yaparsan sana kızarım demektir. Ama seven böyle midir? Gönlüyle seven böyle midir? Nefsiyle değil de gönlüyle seven. Gerçekten seven nasıl davranır, muamele eder? Sevdiği gibi, sevdiğinin sevdiği gibi yapar ki onun sevgisini kazansın. Onun sevgisini kaybetmektense, yani bir mümin Rabbinin bir zerre sevgisini, yani bir zerre imanını kaybetmektense hayatını kaybetmeyi tercih etmelidir. Bu sevgi o kadar kıymetli ve değerlidir kalbinde hardal tanesi kadar. Bir zerre, küçücük bir parça iman bulunan cennete girer dedi. Bir damla kadar bir muhabbet, bir zerre kadar bir muhabbet ebedi bir hayatı kazandırır insana. Sevmek bu kadar önemlidir. Onun için böyle düşünmek lazım, taşınmak lazım, hayal kurmak lazım.
Yani tefekkür etmek lazım. İçinde hayır olan hayal tefekkürdür. Mesela nasıl tefekkür eder? Mesela Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Biri bir hayır yapmayı dilediğinde, bir mescit, bir çeşme, bir köprü yapmayı düşündüğünde hayal kuruyor, hayal ettiğinde. İmkanım olsa böyle yaparım dese, samimice bunu söylese. Yapmadığı halde Allah onu yapmış olarak kabul eder. Ama Allah ona o imkanı verdi, yapacak adam için bu geçerlidir. Yoksa öyle yalandan hayal değil. Bu sefer 10 katı verir. Biri 10 verir, 10 katı. Ama sadece düşündüğü için yapmış gibi kabul eder. Onun için hayır düşünmek bu kadar önemliymiş. Yani hayır bir hayal kurmak, tefekkür etmek bu kadar önemlidir. Bu kadar kıymetli ve değerlidir. Onun için aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Nasıl kazanırım? Nasıl kazanabilirim? İmkanım olsa ne yaparım? Ne yapmak istiyorum mesela? Kendi kendine sorması lazım. Mesela her istediğimi yapabilsem ne yapmak isterim? Rabbimin sevgisini kazanmak için ne yaparım? Ne yapmak istiyorum mesela? Dese aklına birçok şeyin birden gelmesi gerekir. Şunu yaparım, bunu yaparım. Mesela ben kendimi söyleyeyim. Diyelim ki öyle düşündüm. Belki düşünmekten öteye onu öyle yapmak istiyorum. Mesela bana dese ki istediğini yap dese ne yaparım? Herkes kendine göre düşünür. Herkes kendine göre bir hayal kurar. Bir tefekkür yapar. Mesela ben böyle bir şeye dalsam ya da görsem, öyle yapanları görsem, böyle onu yapmak için işim geçiyor mesela. Mesela bakıyorsun bazen birileri Allah imkan vermiş. Mesela fakirlere yardım ediyor. Mesela gidip hastaları ziyaret ediyor. Mesela gidip yetimleri ziyaret ediyor. Yetimlere mesela yardım ediyor. Ya da onlara böyle analık babalık yapıyor, büyütmeye çalışıyor. Ana baba sevgisini göstermeye çalışıyor. Örnek veriyorum yani. Her böyle yapanları görünce böyle içim geçiyor. Bunu samimi söylüyorum mesela. Ama işin başka bir boyutu var. Neden böyledir? Mesela böyle bir durumda Allah ona nasıl nazar ediyor? Mesela almış kolyeyi, torbayı almış kucağına, bir fakirin evine gidiyor. Allah ona nasıl nazar ediyor? Aslında onu görmekten çok o nazarı görüyor. O nazarı seyrettiğim içindir belki de bu. Öyle bir rahmetle, öyle bir muhabbetle Allah ona nazar ediyor ki o rahmetin, o muhabbetin içinde gark oluyor, kayboluyor. Mesela böyle bir hale ne denir ona? Böyle gıpta ile bakıyorum. Mesela onu yapmak istiyorum. Onu yaparken Rabbimin bana nasıl nazar ettiğini seyretmek istiyorum. Zaten onu bütün şiddetiyle yaşarım. Rabbimin öyle nazarını seviyor. O nazarını seviyor. Yani mesela o birine yardım etmekten öteye bir şeydir bu. Hayırda yarışmak dedi ya, Allah hangi imkanı vermişse, mesela benimki biraz delice oluyor. Ama her şeyi yapmak istiyor. Rabbimin o nazarına muhatap olan her işi yapmayı seviyor. İmkan verse onu öyle yapar. Ama herkese her şey düşmez tabi. Herkesin payına bir şeyler düşüyor. Bizim payımıza da manevi şeyler düşmüş. Ama kıymet ve değer açısından fark gözetmek doğru değildir. Mesela Rabbimizin o nazarı, o rahmeti değil midir? O muhabbeti değil midir? Muhabbetle nazar etmesi değil midir? Ya da bakarsın biri birine yardım ediyor. Ya da gözü görmeyen bir kardeşimizin eline tutmuş böyle alıp yürütüyor. Örnek veriyorum yani. Ya da yükünü taşıyamayan birine yardım ediyor.
Nasıl bir rahmet, muhabbet tecelli ediyor? İnsan, yani bir beşer bunu tasavvur edemez. Kuluma yardım ediyor. Bu her konuda böyledir. Ya bakıyorsun, biri sıkıntıdadır, onun gönlünü almaya çalışıyor. Onun sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Nasıl bir makamdadır, onu hiç kimse tasavvur edemez. Ama görünen zahiri bir şeydir, basit bir şeydir. Sanki küçük bir şey yapmış gibi. Öyle değil. Allah için olunca, evet, Allah'ın rahmetine, Allah'ın o muhabbet nazarının tecellisine mazhar oluyor ki, bütün dünyayı verse onu alamaz. Onun için hayrın küçüğü ya da büyüğü yoktur. Mesele elinden geleni yapmaktır. Gücünün yettiğini yapmaktır. Her biri öyledir. Her bir hayır, her bir iyilik, her bir ikram, her bir güzellik, her bir yardım böyledir. Onun için bize düşen hayırda yarışmaktır. Hayırda yarışmak nasıl oluyor? Her imkanı değerlendirip Rabbimizin sevdiği, emrettiği gibi yapmaya çalışırken Rabbim beni seyrediyor. Rabbim bana nazar ediyor. Yani bir yükü almış sırtına taşıyorsa bu durumda evet, aslında yükten ziyade Rabbinin nazarına bakması gerekir. Rabbim bana nazar ediyor. Hangi yardım olursa olsun, hangi çaba gayret olursa olsun, hangi destek olursa olsun, o ki onun kuluna yardım ediyorsun. Kullarına yardım ediyorsun. Bu zahiri de olabilir, bu manevi de olabilir. Bazen birine bir kelime öğretmek, bir cümle öğretmek, Allah'ın bir ismini, bir emrini öğretmek için evet, yol yürüyorsun. O nasıl bir durumdur, ona göre hesap etmek lazım. Bütün bunları söylerken, yani tefekkür etmek lazım, en azından hayal etmek lazım. Yani hayaldan öteye bir şeyi görünce orada olmayı istemek lazım. Tek kelimeyle. Orada olmayı isteyince ne olur? Gücün yetmiyor. Orada olamıyorsun. Mesela kardeşlerimiz gidip yurt dışında mesela kimisi kuyu açıyor, kimisi gözü görmeyenlere ameliyat yapıyor, yaptırıyor. Kimisi gide böyle gıda yardımı yaptırıyor. Yani bunu sevmemek, bunu özlememek, bunu istememek mümkün değildir. Böyle bir şey. Söyledim. Hepsinin önünde ne vardır? Rabbimizin o andaki bize olan rahmet nazarı, muhabbet nazarıdır. Ama bir de tersini de düşünmek lazım tabii. Bir de sıkıntı verince, musibet olunca, bela olunca insana, insana dedikodu olunca, insana iftira olunca, gıybet olunca, etini yemek olunca artık o da nasıl bir şeydir ona göre de hesap etmek lazım. Biri mümin, biri iman sahibi, biri aşk muhabbet sahibi, biri Rabbini seviyor, Rabbinin kendisini sevmesini seviyor, rahmet etmesini seviyor, kulum demesini seviyor, biri tam ters tarafta durmuş. Sen beni ilgilendirmiyorsun demiş Allah'a. Ben seni ciddiye almıyorum. Benim nefsim böyle söylüyor, şeytanım da böyle söylüyor, onun için böyle yapıyorum ben. Seni tanımıyorum demiştir. Böyle biri, böyleleri son nefeste imanını kaybeder. İbadetleri taklididir. İbadetlerini kendi nefislerine yaparlar, görsünler diye yaparlar, insanlar görsün, övsün, sevsin, takdir etsin diye yaparlar. Allah için evet, ibadetleri yoktur. Olmuyor zaten. İstese de olmuyor. Bir şey için, Allah için değildir ama bir şey için yapıyorlar onu. Her ne için yapıyorlarsa kazanacakları da odur. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin inşallah. Amin.